sizleri, başta Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşuna, ardından da müzik öğretmeni Mustafa Dinçkol yönetiminde İstiklal Marşımızı söylemeye davet ediyorum. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım, Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanım, değerli, çok değerli muhtar arkadaşlarım, aynı zamanda değerli basın. Muhtarlık müessesesinin kuruluş günü olan 19 Ekim 2015 tarihli 29.507 sayılı resmi gazetede yayınlanan Başbakanlık Genelgesi ile 19 Ekim Muhtarlar Günü olarak kabul edilmiştir. Bugünün Muhtarlar Günü ilan edilmesinde başta Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, Gazi Meclisimize, İçişleri Bakanlığımıza ve genelgenin yayınlanmasında emeği geçen Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu'nun şükranlarımızı sunuyoruz. Muhtarlık Osmanlı'dan Cumhuriyet'e taşınan ender kanun müesseselerinden biridir. Muhtar Arapça bir sözcük olup seçilmiş kişi anlamına gelen devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynarken diğer yandan çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığı sağlanmasında önemli bir görev yerine getirmektedir. Muhtar mahallenin talep, problem ve ihtiyaçlarını en kısa yoldan yetkili makamlara arz ederek çözüme vesile olmak hususunda halkımızın en yakın yardımcısıdır. Devletimizin bizlere verdiği değeri bizler de halkımıza hizmetine sunarak onların yanında beraberlik ve içerisinde el birliğiyle yarınlarımızı daha yaşanır duruma getirmeliyiz. Gerçekten böyle bir günü muhtarlarımıza armağan ettiği için Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum.
tüm muhtarlarımızı Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anar, gazilerimizi Allah'tan sağlıklar dileriz. Bu vesile ile çok zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde geçmesini ve iki devlet bir millet olan kardeş Azerbaycan halkının bağımsızlık günü kutlar, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Sayın Kaymakamım, 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlama programımız, Türkiye'nin ilk kadın muhtarı Gül Esin'in kabir ziyaretinin ardından sona erecektir. Kabir ziyaretiniz için Nazilli Belediyesi otobüsleri mezarlığa gidecektir. Katılımlarınız için hepinize teşekkür ederiz. Arz ederim. Gideceğiz abi. Toplu fotoğraf alsınlar. Olur varsa. Başkanlarım buyurun. Başkanlarım buyurun. Onu grubu da Kolay gelsin. Günün önemiyle ilgili düşüncelerinizi alabilirsek Sayın Kaymakamım. Evet, bugün muhtarlarımızın 2015 yılında kabul edilen kararnameyle Muhtarlar Günü olarak kutlanmaya başlandı. Demokrasimizin temelinde önemli kurumlardan bir tanesi olan Muhtarlık Kurumu, mahalle ve köy ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle köy kanunu, Cumhuriyetimizin kalkınma döneminde köyün altyapısı ve ihtiyaçlarının karşılanmasında salma ve imece yöntemleri ve bütçe oluşturulmasıyla kırsal kalkınmanın önemli konularından bir tanesi olmuştur. Bugün de mahalle muhtarlarımız ve köy muhtarlarımız aynı görevi hassasiyetle yürütmekte. Bu malum kalan döneminde de muhtarlarımız yine üzerine düşen görevi layık yerine getirmekte ve mahalle ekiplerimizin başında görev yürütmekte. Filyasyon çalışmalarında, izolasyon tedbirlerinin uygulanmadığını kontrol konusunda hassasiyetle çalışmaları devam etmektedirler. Ben hem bu yapmış oldukları görevlerinden dolayı hem de Muhtarlar Günü dolayısıyla tüm muhtarlarımızın günü kutluyor. Sağlık, sıhhat, afiyet temenni ediyorum yaşayanlarına. Görev yapanlarına hayırlı görevler diliyorum. Vefat üstüne de Allah rahmet eder diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Sayın Başkanım. Evet Sayın Başkanım, Muhtarlar Günü'nün Türkiye'de söylediği gibi muhtarlarımız demokrasimizin temel taşlarından bir tanesi. O nedenle yaptıkları hizmeti gerçekten önemsiyoruz da. Hem yasayla aynı günde beraber seçildiğimiz değerli muhtarlarımızın gününü de kutluyoruz. Bu memlekete beraber hizmet etmek için yola çıktık. İnşallah Nazilli'mizde ve Nazilli halkımızda en güzel hizmetleri birlikte gerçekleştirdiğimiz muhtarlarımla kıvanç duyuyoruz. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak, bir daha iyi olacak. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Muhtarım gündüz. Kabri başında bulunduğumuz muhtarımızın ruhuna ve bütün ahirete göçmüş muhtarlarımızın ruhlarına hediye ediyoruz. Sen cümlesine ikram eyle ya Rab. Ya Rabbel Alemin.
yine devletimize, vatanımıza, milletimize hizmet etmiş bütün devlet adamlarımızdan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, hepsinin ahirete göçmüş olanlarının ruhlarına okunmuş olan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan ecri ve sevabı hediye ediyoruz. Sen ikram eyle Allah'ım. Amin. Ya Rabbel Alemin, yine burada bulunup el açıp amin diyen bu kardeşlerimizin de ahirete göçmüşlerinin ruhlarına da hediye ediyoruz. Sen onların da cümlesini haberdar ve nasipdar eyle Allah'ım. Aziz şehitlerimize rahmet eyle. Gazi olup yaralanıp ahirete irtihal etmiş bütün gazilerimize rahmet eyle. Hayatta olan gazilerimize de sen sıhhat ve afiyet içerisinde güzel bir hayat lütfeyle nasip eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı, milletimizi, devletimizi her türlü tehlikelerden, görünür görünmez afat-ı semaviyeden, afat-ı araziyeden emin ve muhafaza eyle Allah'ım. Birliğimizi, dirliğimizi daim eyle Allah'ım. Vatanımız, milletimiz üzerinde kötü emelleri bulunanlara sen hiçbir zaman fırsat verme Allah'ım. Onların kurmuş oldukları hilelerini, tuzaklarını sen kendi başlarına geçir Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Azerbaycan'da da şu an